İsküdar'a Gereken programından herkese tekrardan merhabalar. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'ndan iki program tanıtacağız sizlere. İlk olarak diş protez teknolojisi programı ve hemen ardından ağız ve diş sağlığı programı. Çok değerli hocamız bizimle birlikte. Doktor öğretim üyesi Şeyda Nur Dengizek Eltas. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Hocam ben hemen sizden ağız ve diş sağlığı bölümü hakkında bilgi almak istiyorum. Ağız ve diş sağlığı programı 2 yıllık bir ön lisans programı. Birinci ve ikinci öğretimde ders veriyoruz bu programda. Ağız ve diş sağlığı programının amacı bir diş kliniğinde hastanın kliniğin kapısından girişinden itibaren kayıt, muayeneye hazırlanma ve tedavi esnasında diş hekimine yardımcı olacak. Diş hekiminin tedavisi esnasında malzemeleri getirecek, hekimin istediği malzemeleri getirecek. Tedavi sonrası malzemelerin sterilizasyonu, dezenfeksiyonu, yine ünitin dezenfeksiyonunu sağlayacak, ortamın düzenini sağlayacak teknik eleman yetiştirmek programımızın amacı. Hocam peki bu programı tercih edecek öğrencilerin kişilik özellikleri nasıl olmalıdır? Öğrencilerimiz tabii hastayla da iletişim içinde olacakları için güler yüzlü, sabırlı kişilik özelliğine sahip olmalar. Ayrıca bizler diş hekimleri çalışma esnasında bazen oturarak bazen ayakta uzun saatler çalışabiliyoruz. Bunu da göz önüne alarak tercih yapmalılar. Didem? Evet hocam. Ben de ağız ve diş sağlığı bölümünde ders programları nasıl, laboratuvar olanakları nasıl bunlardan birazcık bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi bizim ders programımız Üsküdar Üniversitesi'nin ders programında ders sayımız fazla diğer üniversitelerle karşılaştırdığımız zaman. Buradaki bizim amacımız şu, birçok ders konusunu tek bir derse sıkıştırmak yerine biz sayılarını artırarak daha spesifik şekilde öğrencilerimize sindirerek öğrenmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimiz okula giriş yaptıkları ilk dönemden itibaren biz alan dersleri vermeye başlıyoruz. Ve alan derslerimizin hepsini uzman diş hekimleri veriyor. Bunun dışında diğer programlarda da olan derslerimiz var. Bunlar öğrencilerimizin daha çok iletişim becerilerini geliştirmek için verdiğimiz dersler. Laboratuvarımız var ayrıca bizim. Öğrencilerimize teorik dersin yanında uygulama gerektiği zaman laboratuvarımızda malzemelerimizi uygulamalı bir şekilde gösterebiliyoruz. Yaz stajımız var. Ben de tam onu soracaktım hocam size. Staj hakkında bilgi alabilir miyim? Öğrencilerimiz mesleklerine bir ön adım olması amacıyla öncelikle bir yaz stajı yapıyorlar. Daha sonra bizim ikinci sınıfta, üçüncü ve dördüncü yarı yılda mesleki klinik uygulama dediğimiz alan uygulama dersimiz var. Yine bu da öğrencilerimizin diş kliniklerinde mesleği ön tanıma amaçlı yaptıkları bir staj. Bu şekilde mesleği görüyorlar, öğreniyorlar, neler yapabileceklerini biliyorlar, bilgi birikimlerini artırıyorlar. Yine öğrencilerimizin çok sorduğu şey, bu gidip de staj yapacağımız yerleri biz mi bulacağız, siz bize bu konuda yardımcı oluyor musunuz diye. Bizim kariyer merkezimiz yardımcı oluyor, staj yapacakları yerleri buluyoruz. Ayrıca yine akademik kadromuz da yardımcı oluyor bu konuda. Evet, aynen, öğrencilerimize bu konuda yardımcı oluyoruz. Yine derslerimizde biz akademik birikimin yanında öğrencilerimize sosyal hayat becerilerinin gelişmesi için tecrübelerimizden de bahsediyoruz. Bir meslekte iyi bir kariyer için sadece akademik bilginin yeterli olmadığı artık günümüzde herkes tarafından bilinen bir gerçek. Dolayısıyla öğrencilerin sosyal hayat becerilerini geliştirmeleri, kariyerlerini iyi bir şekilde devam ettirebilmeleri için çok önemli. Üsküdar Üniversitesi akademik kadrosu da bu iş için çok büyük bir avantaj öğrencilerimiz için. Hocam peki ben şey öğrenmek istiyorum bir de. Ağız ve diş sağlığı bölümünde okuyan öğrencilerin çap ve yan dal imkanları mümkün müdür? Evet, ağız ve diş sağlığı öğrencileri diş protez teknolojisiyle beraber çap yapabiliyorlar. Yani sadece çap imkanları diş protez teknolojisinde. Başka bir bölümle yapamıyorlar. Evet. Hocam az önce bahsetmiştiniz de ben şimdi bir tık daha sizden detaylı bilgi istiyorum. Aday arkadaşımız geldi, burada eğitimini, öğretimini tamamladı, mezun oldu. Çalışma alanları nelerdir? Öğrencilerimizin çalışma alanları çok. Şöyle düşünebiliriz. Artık günümüzde diş hekimliği fakültelerinin sayısı çok arttı. Her geçen yıl mezun olan diş hekimi sayısı artıyor. Dolayısıyla
Diş hekimi yardımcısı sayısı da artan diş hekimi sayısına orantılı olarak artacaktır, ihtiyaç duyulacaktır. Öğrencilerimiz kamu hastanelerinde, yani ağız diş sağlığı merkezleri olabilir, diş hekimliği fakülteleri olabilir, devlet hastaneleri olabilir. Kamuda istihdam olanakları var. Ayrıca özel diş kliniklerinde de çok fazla sayıda ihtiyaç duyulmakta. Dolayısıyla istihdam açısından avantajlı bir bölüm. Yelpazesi bayağı geniş o zaman, geniş, değil mi? Çalışma evet, alanları geniş. Hocam. Evet. Hocam, ağız ve diş sağlığı hakkında konuştuk. Ben şimdi izninizle diş protez teknolojisine geçmek istiyorum. Diş protez teknolojisinden bize birazcık bahseder misiniz? Diş protez teknolojisi de yine 2 yıllık bir ön lisans programı. Birinci öğretim ve ikinci öğretimde eğitim veriyoruz. Önce biraz protez ne demek ondan bahsedeyim. Dişlerin ve çevre dokuların herhangi bir nedenle kayıba uğradığı ya da tamamen yok olduğu durumda yerine konulan materyallere protez deniliyor. Diş protez teknolojisindeki amacımız şu: diş hekiminin hastadan aldığı ölçüye göre, diş hekiminin yönlendirmeleriyle, belirli protokollere göre protezin hazırlandığı bölüm aslına bakarsanız. Tabii ki çok çok çeşitli protezler biz gösteriyoruz öğrencilerimize. Ders programımızda da var. Tek bir şey değil, çok fazla şey gösteriyoruz laboratuvarımızda. Mezun olan öğrencilerimiz de diş protez teknikeri unvanıyla mezun oluyorlar. Hocam peki bu bölümü tercih edecek öğrencilerin kişilik özellikleri nasıl olmalıdır? Evet, çok önemli. Özellikle diş protez teknolojisini tercih edecek öğrencilerimizin el yeteneklerinin gelişmiş olması gerekiyor. Daha önce el işiyle uğraşmış, el yeteneğine güvenen, resim yeteneği iyi olan öğrencilerin özellikle tercih etmesi gerekiyor. Bunun sebebi ne? Uzun saatler laboratuvarda tamamen birebir el işiyle protezleri yapacaklar. Dolayısıyla el yeteneklerinin bir kere kesinlikle olması gerekiyor. Yine uzun saatler laboratuvarda çalışacaklar için sabırlı olmaları gerekiyor. Aynen. Ve her meslekte olduğu gibi güler yüzlü, iletişimi iyi olan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Evet. Hocam peki diş protez teknolojisini diğer üniversitelerden, yani bizim üniversitemizi diğer üniversitelerden ayıran özellikle bizim eğitimimiz nasıl? Ders programlarımız nasıl? Evet, bahsedelim ders programımızdan. Yine ağız ve diş sağlığında olduğu gibi öğrencilerimize hemen bir alan uygulaması, alan dersleriyle beraber giriş yapıyoruz ilk dönemimizden itibaren. Yine uzman diş hekimleri tarafından veriliyor bütün alan dersleri. Bizim yüksek standartta bir laboratuvarımız var. Laboratuvarımızda öğrencilerimize bütün uygulamaları gösteriyoruz. Diş protez teknolojisini tercih edecek arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Bizim teorik kısmımız daha az, uygulama kısmımız daha fazla. Yani daha çok biz laboratuvarda beraber olacağız onlarla. Laboratuvarımızın iyi olması bizi diğer üniversitelerden ayıran bir özellik. Ayrıca çeşitli protez çeşitlerimiz var. Sabit protez, hareketli protez, implant üstü protezler, ortodontik apareyler, çene yüz protezleri. Biz bunların hepsini gösteriyoruz. Özellikle çene yüz protezlerini geçen dönemden itibaren biz uygulamasını vermeye başladık. Biraz anlatayım ne olduğunu. Çene yüz protezi herhangi bir sebeple, bir kaza olabilir, bir tümoral oluşum olabilir. Herhangi bir sebeple yüzde veya ağızda meydana gelen organ kayıplarını biz protezlerle yerine koyuyoruz. Birçok üniversitede bunun uygulaması yok. Ve öğrencilerin de talebi vardı bu doğrultuda aslına bakarsanız. Çok da fazla bu işi yapan kişi de yok. Yani protez teknisyenleri daha çok diğer az önce bahsettiğim protez çeşitlerini yapıyorlar. Çene yüz protezi alanında uzmanlaşmış çok fazla teknisyenimiz yok. Bu da bizi diğer okullardan o zaman ayıran en önemli özelliklerden biri. Öğrenciler bunu da öğrenmek istiyorlardı. Biz de geçen dönemden itibaren öğrencilerimize çene yüz protezi yaptırmaya başladık. Bu da bir avantaj olarak. Sektörde de artı bir kesinlikle, oluyor aslında. Kesinlikle, bir artıyla girecekler sektöre. Evet. Yine bu dönem eklediğimiz yeni bir dersimiz var. Mum modelaj diye bir ders ekledik müfredatımıza. Bu da yine öğrencilerimizin de talebi doğrultusunda oldu aslına bakarsanız. Birinci sınıfta ilk dönem zaten bir manipülasyon dersimiz var. Ancak bunu ikinci sınıfta biz daha detaylandırarak öğrencilerimize vermek istedik. Öğrencilerimiz de zaten bunu talep ediyorlardı. Böylece ders programımızı da daha da geliştirmiş olduk. Bu açıdan öğrencilerimiz ders programı açısından yani çok avantajlı olarak mezun olacaklardır.
Hocam peki staj imkanları hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Öğrencilerimizin yine bir yaz stajı var bu programda da. Birinci sınıftan sonraki yaz tatilinde ben daha çok tavsiye ediyorum yaz stajını yapmalarını. Bir laboratuvarda stajlarını yapıyorlar. Böylece mesleğe bir adım atmış oluyorlar. Hı hı. Nelerle karşılaşacaklarını görmüş oluyorlar. İkinci sınıfa daha hazır bir şekilde geliyorlar. Bizim bunda sadece bir yaz stajımız var bu programda. Evet. Hocam peki diş protez teknolojisi okuyan öğrencilerin çap yandal imkanları neler? Diş protez teknolojisi de yine ağız ve diş sağlığıyla beraber çap yapabiliyor. Aslında birlikteler. Evet. Birlikteler evet. Alan dersleri de birbirine benziyor. Diş protez teknolojisinde uygulama birazcık daha ağırlıklı. Dikey geçişten de bahsedeyim hı-hı isterseniz. Her tabii ikisinde de sağlık yönetimine geçiş yapabiliyorlar. DGS yapabiliyorlar. DGS ile evet 4 yılda tamamlayabiliyorlar evet, gelen öğrencilerimiz. Iyi. Hocam yine az önce siz bahsetmiştiniz fakat ben daha detaylı bilgi istiyorum sizden. Bu programı geldi, öğrencimiz okudu, mezun oldu. İstihdam alanları nelerdir? Öğrencilerimizin diş protez teknolojisinde büyük bir avantajı var. Çünkü kendi laboratuvarlarını açma yetkileri hı-hı oluyor mezun oldukları zaman. Bu şimdi de tercih için gelen arkadaşlarımıza söylediğimiz zaman çok hoşlarına gidiyor. Kendi laboratuvarlarını açıp kendi işlerine sahibi evet olma şansları var. Bunun yanı sıra yine kamuda çalışabilirler. Ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki laboratuvarlarda, diş hekimliği fakültelerindeki diş protez laboratuvarlarında kamuda da çalışabilirler. Ayrıca özel diş laboratuvarlarında da kolaylıkla iş bulabilirler arkadaşlar. Yine bu alanda da o zaman istihdam olanakları evet bayağı bir geniş. Evet. Yani diş hekim sayısının artmasına hı-hı bağlı olarak diş laboratuvarları da artıyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz rahatlıkla iş bulabilirler. Evet. Hocam programımızla yavaş yavaş sonuna geldik. Size bir sorum olacak. Bu hı-hı aslında birazcık bölüm dışında bir soru olacak. Aday öğrencilerimiz biliyorsunuz ki artık tercih yapıyorlar üniversitelere yerleşmek için. Bu süreçte aday öğrencilerimize neler önerirsiniz? Siz olsaydınız bir üniversitede hangi özelliklere dikkat ederdiniz? İnşallah başta güzel bir dönem diliyorum hepsine. Hepsi için hayırlı olur inşallah. Öğrencilerimiz öncelikle meslek seçiminde bence karar vermeliler. Mesleklerin içeriklerini çok iyi araştırmadılar. Biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu dönemde hepsine destek vermek için sürekli hazır bekliyoruz. İstedikleri zaman gelip bizlere danışabilirler her konuda. Öncelikle ne yapacaklarına çok iyi karar vermeliler. Mesleklerini seçtikten sonra hangi üniversitede okumalıyım diye düşündükleri zaman üniversitelerin akademik kadrolarına mutlaka baksınlar. CV'lerini mutlaka incelesinler. Alanlarında uzman hocaların ders verip vermediğini mutlaka incelesinler. Üniversitenin yerleşkesi de bence çok önemli. Merkezi bir konumda olması da çok önemli. Bu açıdan Üsküdar Üniversitesi'ni ben önerebilirim arkadaşlarımıza. Hı hı. Yani bizim yerleşkemiz lokasyon açısından mükemmel. Gerçekten. Bu çok önemli öğrenciler için. Özellikle bu hani sizin ağız ve diş sağlığı, diş protez bölümleri, teknolojisi bölümleri çarşı yerleşkede daha böyle hı hı konumu bir tık daha iyi olan. Evet, bizim gerçekten çarşı üniversitemizin yerleşkesi çok güzel. Çok evet güzel bir konumda. Evet. Konumuna bakabilirler. Sosyal imkanlarına kesinlikle baksınlar. Bu da öğrencilerimizi heveslendiren ve evet heyecanlandıran ki bir arkadaşlarımız geldiği zaman sadece hani ders odaklı değil. Bizim okulda 50'den fazla öğrenci kulübü evet var zaten. Evet, onu diyecektim. Bizim çok fazla öğrenci kulübümüz var. Bu da hı-hı öğrencilerimizi çok heyecanlandırıyor. Evet. Ya bunlara dikkat edebilir öğrenciler. Kesinlikle hocam. Hocam zaten 18 Temmuz, 2 Ağustos tercih tanıtım günlerinde Üsküdar Üniversitesi'nde sizi bulabilir öğrencilerimiz. Tabii ki. Her türlü istedikleri soruyu size sorabilirler. Kesinlikle. Daha kapsamlı da konuşabilirsiniz kesinlikle onlarla. Kesinlikle. Ben gelen öğrencilerimize de söylüyorum, gelin laboratuvarımızı gezdirelim evet size evet diye. Her zaman orada hazırız, bekliyoruz. Gelsinler, güzelce içeriklerini öğrensinler. Ona göre de evet en iyi tercihi yapsınlar inşallah. Evet. Çok keyifli bir programdı hocam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün saat 15.00'ı gösterdiğinde tekrar sizlerle olacağız.